بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli izleyenlerimiz, hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Helalinden, kolayından rızıklar ihsan etsin, eylesin Cenab-ı Allah. Huzurlu, mutlu bir yuvada ömür boyu yaşamamızı nasip eylesin Cenab-ı Allah. Değerli izleyenlerimiz, bugün önce zihinleri hazırlayıp bir konunun işlenmesine yaraması için bir giriş yapacağım. Sonra inşallah faydasına inandığım bir kısım nakillerde bulunup faydalı bir cuma sohbeti yapmaya gayret edeceğim. Cenab-ı Allah da muvaffak eylesin. Yapmak istediğim tespit şu: biz Türk milleti olarak yönümüzü batıya çevirmişiz, güzel. Batıdan medeniyet almak istemişiz, güzel. Ancak bu biraz da özentiye dönüşünce, bu biraz da batıdan gelen kavramları gümrüksüz kabul etmeye başlayınca, oradan gelen kavramların bizdeki bir kısım değerlerin yok olmasına sebep olmaya başlayınca iş tehlikeye dönüşmüş. Bu tehlikeye dikkat çekmek için birkaç örnek vermek istiyorum. Son zamanlarda artık çok duyar olduk. Kuzen diye bir kelime geldi batıdan. Neydi bunun önceki bizdeki yeri? Amca, dayı, teyze, hala çocuklarına şimdi kuzen deniliyor. Amcaoğlu, dayıoğlu, halaoğlu, dayı kızı, amca kızı, teyze kızı sözlerimiz belli kimi kastettiğimizi ortaya çıkarıyordu. Bize tanıtıyor arkadaş yanındakini, kuzenin, dayısının oğlu mu, amcasının oğlu mu? Bu da benim kız kuzenim diyor. Teyzesinin kızı mı, halasının kızı mı? Bir şeyler gitmiş. Hemen bir iki örnek daha arz edeceğim, ana konuya geçeceğim. Depresyon ve stres diye bir kelime çok kullanmaya başladık. Nedir bunda? Bizde 15 ayrı kelime bunları ifade ederken yerine bir taneyi koymuşuz, 15 tane gitmiş. Elem, kaygı, keder, ızdırap, üzüntü, yeis. Bunlardan sadece biriyken bunun yerine onu koyduk. Sonra da altına bir antidepresan hap yazdık mı meseleyi halledeceğimizi zannettik. Stres hastalığına yakalandık. Olmasa bile stres anlamına gelecek şeyler bulmaya çalıştık. Dün akşam saat 10 gibi komşularla bir toplantıdan caddeye çıktığımızda bir kızımız annesine bağır bağırıyordu. Biz de dedik ki kızımızın üstüne çok gitme. Dedi ki ben ne yapayım? Kardeşi ayakkabısını giydi diye bu kadar bağırıyor. Streste, depresyonda, gerilimde. Halbuki bunların her birinin adı farklı olup çaresi farklı aransaydı daha iyi olacaktı diye düşünüyorum. Elit kelimesi geldi, ahlak kelimesi gitti. Bu elitik bir davranış değil. Düzeltiyorum. Elik bir davranış değil deniliyor. Ahlak başkadır. Elik başkadır. Yerine koyduğumuz kelime ne kadar tutuyor bakmadan, biraz evvel arz ettiğim gibi, kayıtsız şartsız alıyoruz, bazı manalar da beraberinde gidiyor. İşte onlardan beni daha çok ilgilendiren tasavvuf kelimesinin yerine mistisizm kelimesini koymuş olmamız. Mistisizm ayrı bir şey, tasavvuf ayrı bir şey. Belki bir Budist, bir yoga yapan kişi, bir Hristiyan rahibi mistik davranışlarda bulunabilir. Bu da bizim tasavvufa
sufilerimizin, ehli tarikın, mürşidi kamillerin davranışlarına benziyor olabilir. Bir şeyin dışarıdan birbirine benzemesi, o iki şeyin aynı olması manasına gelmez. Biraz irice öğütülmüş tuzla toz şekeri de birbirine benzer. Ama şeker yerine tuz atarsanız farkını görürsünüz. Şeple şeker de birbirine benzer. Ama atalarımız şep başka, şeker başka demiş. İşin garibi, bizdeki değerler başka yerden gelen, ister uzak doğudan ister batıdan gelsin, değerlerle önce aynı zannedilecek olursa sonra bir iddia daha ortaya çıkıyor. Aa, bizdeki tasavvuf Hint mistisizminden alınmış. Demek ki İslami değilmiş. Demek ki aslı yokmuş gibi bir de aslını reddetme hastalığı ortaya çıkıyor. Oysa ki bizim tasavvufumuz kamil insan yetiştirmeye yönelik, Allah ve Resulü ile irtibatlı, Kur'an'la irtibatlı, ahlaktan vazgeçmeyen bir eğitim metodu iken, diyelim ki bir Hristiyan rahip veya rahibe kilisenin bir köşesine kapansa da 100.000 kere babanın oğlu İsa, babanın oğlu İsa, babanın oğlu İsa dese ne kazanır? Ama bizim bir sufimiz, bir mümin kardeşimiz köşesine çekilip Allah dese, bir kere dese bile, bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günahlar misli hazan dediği gibi mevlid sahibinin, o bir kere Allah bile günahların affına, imanının tazelenmesine vesile olur. Yani özetle demek istiyorum ki, batıdan gelen kavramları alırken dikkatli olalım. Bizdeki mana yüklü kavramları alıp götürmesin. Bir de oradaki bizimkine benziyor diye dış benzerliğinden dolayı bizdeki değerler, bizdeki kavramlar, bizdeki müesseseler reddedilmeye kalkılmasın. Şimdi bu girişten sonra derim ki, bizdeki tasavvufun, bakın mistisizmden ne kadar farklı olduğunu bir örnekle, yaşanan bir örnekle size nakletmek istiyorum. Bakalım, bir putperest putunun karşısına geçip 45 dakika saygı duruşunda bulunup gözlerinden de yaş akıtsa bu da mistik bir davranış derken, bizim tasavvufta zirvelerden biri olan Mevlana Celaleddin Rumi, Kur'an'dan aldığı bir kelimeyle bize nasıl bir tasavvuf sohbeti yapıyor? Nasıl bir mana, nasıl bir maneviyat, nasıl bir moral aşılıyor? Beraber göreceğiz. Mevlana Kur'an'dan almış, la tahzen diyor. Bizim bugünkü Türkçemizde üzülme, rahat ol, kaygı etme, endişe etme manasına geliyor. Kur'an'daki bu kelimenin hemen yanında bir de innallâhe ma'anâ var. İnnallâhe ma'anâ ki üzülme, Allah bizimle beraberdir demek. Bu sözü Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Sevr Dağı'nın tepesinde Hazreti Ebu Bekir'e söyledi. Ama oradan vürud olan, Peygamberimizin ağzından çıkan bu cümle bütün insanlığa büyük bir reçete yazdı. La tahzen innallaha ma'ana. Allah'a inanıyorsanız üzülmeyin, Allah sizinle beraberdir. İnsanlar senin kalbini kırdıysa diyor Mevlana, üzülme. Rahman olan Allah, ben kırık kalplerdeyim buyurmadı mı? Ey can, o halde niye üzülürsün? Gündüz gibi ışıyıp durmak istiyorsan,
Gece gibi karanlık nefsini yakmalısın ki aydınlanasın. Derdin var diyorsun. Dert insanı hakka götüren buraktır. Sen bunu bilmiyorsun. Sanma ki dert sadece sende var. Şunu bil ki sendeki derdi nimet sayan insanlar var. Burada bir duralım. Ayağı kırılmış kardeşimizin. Eyvah, dünya başıma yıkıldı. Bak, alçıya da alındı, üstüne de basamıyorum. Dur kardeşim. Vahveyla koparma. Öyle hastalar var ki felç yerinden kalkamıyor. Keşke kalkabilsem de ayağım kırık olsaydı diyor. İyileşir canım. Beklenecek gün var. 5 gün, 10 günde, 20 günde, 30 günde, 40 günde iyileşir. Ama benim bu durumum ebediyen ömür boyu yatağa bağlılıktır diye senin dert edindiğin, sanki bütün ufkunu karartan o sıkıntı başkası için hatta nimet bile. Bir sıkıntıyla karşılaştığında Hazreti Eyyub'u hatırla diyor Mevlana. O ne çileler çekmişti. Devam ediyor Mevlana, kulak verelim. Dünya malı Allah'ın tebessümüdür. Ona bak, sen de gül ama sarhoş olma. Dünya malı Allah'ın tebessümüdür. Ona bak, sen de gül ama sakın dünya malı sarhoşu olma. La tahzen, üzülme, kederi bırak, yaşamaya bak. Deniz ırmağa sığmadığı gibi okyanus da denize sığmaz. Üzülerek neyi halledeceğini zannediyorsun ki? Şimdi üzüldüğüne ileride şaşacaksın. Meğer ben nelere üzülmüşüm diye pişman olacaksın. O da geçermiş. Bu da gelir, bu da geçer. Ağlama diye bir türkümüz yok mu? Ne olsa da kışın sonu bahardır diye bir türkümüz yok mu? İnsanlar ne garip tecelli ki, belki hepimiz başımıza bir sıkıntı gelince gitmeyeceğini zannediyoruz. İyileşince de hiçbir sıkıntı gelmeyeceğini zannediyoruz. İkisi de yanlış. Sağlıklı, zengin, genç olan insanlar problemlerle karşılaşacağını kabul etmeli. Hasta, fakir, yaşlı olanlar da nimetlerle karşılaşmaya hazır olmalıdır. Hayat inişli çıkışlıdır. İnne ma'al usri yusran fe inne ma'al usri yusra. İnşirah suresinin ayeti değil mi izleyenlerimiz? Ne diyordu Cenab-ı Allah orada? Her zorluğun yanında bir kolaylık yaratırım. Her sıkıntının sonunda bir nimet veririm. Dikkat et. Mevlana'ya kulak verelim. Ayağım kırıldı diye üzülme. Allah senden aldığı ayak yerine belki sana bir kanat verecek. Kuyu dibinde kaldım diye üzülme. Hazreti Yusuf düştü de kuyuda kaldı mı? Çıkıp Mısır'a sultan olmadı mı? Unutma. İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara. Bu cümleyi tekrarlamak istiyorum. İstediğin şey olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara. Vardır hikmette. İstediğim olmadı diye hayatın geriye kalan bölümünü karartma. Şu cümleye dikkat edelim. Bakın, tasavvufumuz başkasının mistizmine, putperestin, Hristiyanın kilise ve inziva hayatına benziyor mu? Geçmiş ve gelecek insana göredir. Yoksa hakikat alemi birdir. Bu alem bir rüyadır. Zanna kapılma ey can. Rüyada elin kesilse de korkma. Uyandığın zaman eliğin yerinde olduğunu göreceksin. Dünya da bir rüyadır.
Başına gelen felaketler geçicidir. Ahirete vardığın zaman her şeyinin yerli yerinde olduğunu göreceksin. Neden çok üzülürsün ki? Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde, her şey senin üstüne gelip seni dayanamaz, dayanılmaz bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü tam orası gidişatın değişeceği yerdir. Bura önemli. Altını çizmek istiyorum. Bitti, tükendim, eyvah. İmkanım kalmadı, bitti dediğin yerde vazgeçme. Dur. Tam o senin gücün bittiği yer dönüm noktası olacak. Nimetlere dönüş başlayacak. Her şeyin, her kemalin bir zevali vardır. Sıkıntı kemale erince nimete dönüşür. Nimet de kemale erince sıkıntıya dönüşür. Ha? O da ebedi zannedilmesin. Fakirler, milyonerleri çok mutlu zannederler. Bir elleri yağda, bir elleri balda, yazlıkları var, kışlıkları var, villaları var, otomobilleri var. Oo, ne kadar mutlular zannederler. O nimetlerin içine girince, her varlığın bir sıkıntısının olduğunu yaşayınca görürler. Ama o noktayı bir örnekle anlatmak istiyorum. Bitti deme, vazgeçme, tükenme. Başarı biraz ileridedir. Bakın şu misali inşallah unutmayacaksınız. Bir fareyi 4'er santim kalınlığı duvarı olan tahtadan bir kutunun içine koymuşlar. İyi anlatamadım mı? Her bir duvarı 4'er santim kalınlıkta olan tahta bir kutu düşünün. İçine fareyi koymuşlar. Fare çıkabilmek için duvarlardan birini kemirmeye başlamış. 3 santim kemirmiş, ümidini kesmiş. Eyvah, bura açılmayacak demiş, öbür duvara geçmiş. 3 santim de orayı kemirmiş, açılmayacak demiş, ümidini kesmiş. 3. duvara geçmiş. 3 santim de orayı kemirmiş, açılmayacak diye vazgeçmiş. 4. duvara geçmiş. 3 santim de orayı kemirmiş ve ölmüş. Oysa ki birinci duvar 4 santimdi. 3 santimini kemirdi. Azmetse 1 santim daha kemirseydi dışarı çıkacaktı. Duvar duvar dolaşınca ne yaptı? 4 duvardan 4 kere 3, 12 santim kemirdi ama yine çıkamadı. Niye? Ümitsizliğe kapıldı. Eyvah dedi. Bittim dedi. Yıkıldım dedi. Mevlana diyor ki, bittim dediğin yerde devam et, nimet gelecek. Orası dönüm noktasıdır. Bu alemin, bu kainatın kitabı sensin. Alın size tasavvuf sohbetinin ta ortası. Ey Adem, ey insan, ey kardeşim, kendini küçük görme. Bu kainatın merkezi sensin. Aç da kendini oku. Ey can, kainatın en uzak köşesi bile senin içinde ufak bir noktadır. Kainatın, o galaksilerin en uzak noktası bile senin içinde bir noktadır. Sen Allah katında bu kadar büyük bir varlıksın. Önce şu değerini bil, ufak tefek şeylerden dolayı bu Allah yapısının keyfini bozmaya kalkma. Tam da bu noktayı rahmetli Üstad Necip Fazıl şöyle ifade ediyor. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, minicik gövdeme yüklü Kaf Dağı. Bir zerreciyim ki arşa gebeyim, dev sancılarımın budur kaynağı. Her bir mümin, her bir Müslüman diyecek ki, ben belki küçük bir kelebek gibi görünüyorum ama kainat benim üstümde yüklü, dev sancılarımın sebebi bu. Ben bu sancıları atlatıp dünyada da ahirette de mutluluğu yakaladığım an,
Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurup Mevlana'nın da oradan alarak bize naklettiği La tahzen, üzülme. Dünyanın tamamı bile üzülmeyi değmez. Bugünkü üzüldüğüne yarın pişman olursun. Öğüdünü alabildiğimiz an iki dünyada bizim için cennete dönüşecek. Diyor ki sen kainat kitabının bir özetisin. Seni başkaları, kitap ol da seni başkaları okusun. Canlı kitapsın. Yazarın Mevla. Abdurrahim Karakoç diyor. Sen canlı bir kitapsın. Yazarın Mevla. Açık dur. Kitaplar seni okusun. Yüzünde şavklansın nazarı Mevla. Eğilsin mehtaplar seni okusun. Gökten ay eğilsin seni okusun. Sen bu kadar değerlisin. Kasırga ol, döne döne zikir et. Her nefese 10.000 misli şükür et. Şüphe burgacında hakkı fikir et. Uyansın girdaplar seni okusun. Erisin geceler gündüze gel. Gel ki kalmasın tek bir engel, bir düze gel. Secdelerde Rabbinle yüz yüze gel, minberler, mihraplar seni okusun. Aşktan estetikler sana imrensin. Camiler, sebiller gelsin lisana. Hayırlar, sevaplar seni okusun. Bedenini coğrafya, tarih olsun. Ayrı ayrı sayfa, saatlerin, günün dört kapısı açık dursun gönlünün. Bir daha tekrarlıyorum. Dört kapısı açık dursun gönlünün. Alimler, erbaplar seni okusun. Nefret boşta kalsın, aşk ile dolda. Işık kılavuz ol gittiğin yolda. Kur'an'ın, Kur'an'dan feyz alana bir mektup ol da yazdığın kitaplar seni okusun. Gerek Üstad, rahmetli Üstad Necip Fazıl'ın, gerek Abdurrahim Karakoç'un bu şiirlerini Mevlana'nın La Tahzen ile birleştirdiğimizde bize hayat kaynağı, moral kaynağı oluyor. Kederi, gamı, stresi, depresyonu elimizin tersiyle itme gücü buluyoruz. Bulmalıyız. Devam ediyor Mevlana. Ama sen bunun farkında bile değilsin. Derdin ne olursa olsun korkma. Yeter ki umudun Allah olsun. Bak dikkat et. Derdin ne olursa olsun korkma. Yeter ki umudun Allah olsun. Tam burada rahmetli Necip Fazıl tekrar devreye giriyor. Ne sen varsın ne ben, ne yar ne kimse. O var. Bütün sevdiklerin elden gittiyse o var. Arama ilaç yok eczahanede. O var. Sebepte, gayede, bahanede o var. Yıkılmaz dayanak, kırılmaz destek. O var. Tekten de tek, bir tek, tek başına tek o var. Herkes bir şeye güvenirken Mevlana devam ediyor. Senin güvencen Allah olsun. Her şey bir şeye güvenir, bir şeye güvenirken herkes senin güvencen Allah olsun. Atalarımız ne demiş? Ağaca dayanma kurur. İnsana dayanma ölür. Mevlana devamında diyor ki: hiçbir günah Allah'ın yüce merhametinden büyük değildir. Ama sen yine günah işlememeye bak. Çünkü hiçbir günah insanı dinden çıkarmaz ama her günahta küfre giden bir yol vardır. Allah'ın affediciliğini bil
Ama Allah'ın affına güvenerek sakın günah işleme. Dünyanın geçiciliğini bil, dünya nimeti için üzülme. La tahzen innallaha ma'ana. Üzülme, Allah bizimle beraberdir. Bütün problemlerin altından kalkacak Kur'ani, tasavvufi, ilmi reçete budur diyor. Hepinize hayırlı cumalar diliyor, sağlık afiyetler diliyor. Allah'a emanet olun diyorum efendim.